Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşleri hemşerimiz Emine Erdoğan'ın himayelerinde ülke genelinde düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri Siirt'te sona erdi. Sabah düzenlenen gastronomi paletinin ardından öğleden sonra da Kızlar Tepesi Belediye Sosyal Tesislerinde yemek yarışması düzenlendi. Ana yemek ve tatlı kategorilerinde düzenlenen yarışmaya bayanlar yoğun ilgi gösterdi. Kim o ya? Kadir abi. Hanımefendi geri alayım. O kaç yılından beri? Yeri kabul. Tam tarih. Ya nasıl ne diyor? Kaç ben doğru yapıyorum değil mi şu an? Sen bana yardım et. Bırakacağım. Hocam Siirt'in yemek kültürü. Adım Mercan Aslan. İkizbağlar Tom Kün'den katılıyorum. Yarışma için çok memnun olduk. Yani böyle bir etkinlikte bulundukları için. Bu ara kek diye eskiden unutulmaya yüz tutmuş bir tatlıyla katıldım. Siirt'te yöresel tatlar, yöresel lezzetler yarışmasında jüri olarak biz de yerimizi aldık. Kıymetli hocalarımızla birlikte, gastronomi ve mutfak sanatları hocalarımız, profesörlerimiz, doçentlerimizle birlikte biz de tat noktasında elimizden gelen puanımı inşallah hayırlısıyla yaptık. Siirt'te olmak ve böyle bir artık tatlarla ilgili Türk Mutfağı Haftası'nda olmak ve bunu kutlamak tüm illerimizde ve Siirt'te son derece mutluluk vesilesi. Siirt'in kendine has gerçekten son derece önemli yöresel lezzetleri, tatlıları ve ana yemekleri var. Herkesin tatmasını ve bu baharat çeşitleriyle olan bu karma yemeklerden denemesini arzu ederim. Yurt dışında yaşayan Siirtliler, farklı illerde olan Siirtli hemşerilerimizi bu lezzetlerde geri kalmamasını önemli rica ediyoruz. Çok keyifli, başarılar diliyorum. İnşallah ellerini emeklerine sağlık. Onlar gönüllerin üçüncüsü, ikincisi ve birincisi. Ama bu yarışmaya müthiş bir ilgi vardı. Yoğun bir katılım vardı. Biz de puanlamamızı yaptık. Heyecanla sonuçları bekliyoruz. Hayırlı olsun tekrar Siirt'imize. Evet, bu sene nerelere gönderdiniz, nerelere sattınız Siirt'in fıstığını? Almanya, Belçika, Romanya. Romanya biraz uzun geldi. Öyle mi? Bu sene yüksek. Ya söyle. Evet, masalarında Siirt'ten var değil mi? Çok ekliyordunuz biliyorsunuz. Çok ekliyordunuz. Evet. Onlar yapıyor.
Jüri üyeleri derecelendirme yapmakta oldukça zorlandı. Jürinin değerlendirilmesi sonucu ana yemeklerde bumbar yemeği ile Zeliha Oktay birinci, perde pilav yemeği ile Şerife Varol ikinci ve kitel ile Güler Esen üçüncü oldu. Ana yemeklerde ilk ona giren diğer isimler ve yemekleri şöyle: Elif Beytekin dolma, Fatma Amcalar perde pilav, Fatma Yıldırım perde pilav, Emel Gül dolma, Kıymet Buldu perde pilav, Rukiye Aksoy kitel, Songül Batur bumbar. Tatlılarda Aside tatlısı ile Aygül Gültekin birinci, İmçerket tatlısı ile Leyla Yeşildağ ikinci ve yine Aside tatlısı ile Zeynep Erkoyuncu üçüncü oldu. Bu kategorilerde ilk ona giren diğer yarışmacılar ve tatlılarda şöyle: Müzeyyen Üzüm, Varak Kek, Merve Özlük, Varak Kek, Emine Kurt, Varak Kek, Rıdvan Erdoğan, Aside, Mecbure İnci, Varak Kek, Mercan Aslan, Varak Kek, Sevilay Gültekin, Varak Kek. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri amfiteyatroda düzenlenen törenle Vali Osman Hacı Bektaşoğlu ve eşi Güney Hacı Bektaşoğlu, Rektör Profesör Doktor Nihat Şındak ve Aydın Üniversitesi Gastronomi Bölümü Başkanı Profesör Doktor Kamil Bostan tarafından verildi. Sayın Güney Hanım'la beraber Sayın Valim takdim edecek. Alkışlarla, kuvvetli alkışlarınızla unutulmaz bir gün geçirdik. Sıcağın altında, güzel bir güneşin altında. Evet, ana yemek kategorisinde hediyesini Sayın Valimiz ve eşinin elinden alıyorlar. Ve yöresel tatlılarda birincimiz, evet, birincimize de Sayın Valim ve eşi 69 numara Aygül Gültekin Hanımefendi Aside tatlısıyla emeğine ve yüreğine sağlık diyoruz. Kuvvetli alkışlarla bu tabloyla. İlki bu yıl Siirt'te gerçekleşiyor. Efendim, tüm illerimizde olduğu gibi ana yemek kategorisi ikincisi. Da ikincisi 79 numarayla Leyla Yeşildağ Hanım'ın sayın hocamız, kıymetli rektörümüz takdim ediyor efendim. Kutluyoruz, tebrik ediyoruz. Nice yarışmalara. Hediye sahibinin oluyor efendim. Tatlılarda Zeynep Erkoyuncu Aside tatlısıyla Elibri hocamız veriyor. Evet, Profesör Doktor Kamil Bostan hocam. Eline, emeğine, yüreğine sağlık. Gerçekten çok heyecanlıydı. Hemşerimiz sunucu Aynur Ayaz'ın sunduğu buradaki törende ilk konuşmayı Kültür ve Turizm Müdürü İrfan Tekin yaptı. Daha sonra Vali Hacı Bektaşoğlu da bir konuşma yaptı ve Siirt'in bu alandaki potansiyeline değindi. Vali Hacı Bektaşoğlu şöyle dedi: Cumhurbaşkanlığı ve Sayın Emine Erdoğan hanımefendinin himayelerinde Kültür Bakanlığı desteğiyle hazırlanan Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı kitabından hareketle hayata geçirilen Türk Mutfağı Haftası 2022 yılından itibaren ülkemizde ve tüm dış temsilciliklerimiz aracılığıyla dünyada dikkat çekecek düzeydeki etkinliklerle kutlanmaya başlanmıştır. İlimizde de bu yıl birincisi düzenlenen Türk Mutfağı Haftası etkinlikleri kapsamında Siirt Gastronomi Kongresi, yöresel yemek fotoğraf sergisi ve ödüllü yemek yarışması düzenlendi. Yöresel yemek sanatlarının açılışını hep beraber yaptık. Şimdi de final programını yapmak üzere bir araya gelmiş bulunmaktayız. Asırlar boyunca bu topraklarda yaşayan birçok medeniyetin ve uygarlığın izlerini taşıyan Siirt ilimiz, yöresel mutfağı orijinal, benzersiz, kendine has özellikleri bulunan zengin ve çok renkli bir mutfaktır. Bu zengin mutfağının bir kültürel miras olarak geleceğe taşınması ve tanıtılması ve en önemlisi turizme kazandırılması hepimizin ortak hedefidir. Hepimizin bildiği gibi turizm sektörü ülkemizde süratle gelişmekte, ilimizde gelişmekte, yerli ve yabancı turistlerin beklentileri değişmekte ve çeşitlenmektedir. Günümüzde turistler
artık daha farklı deneyimlemeleri talep eden seyahatler yönünde daha bilgili, çevreye daha duyarlı, yöresel değerleri ve otantik özelliği koruyarak sürdürülen farklı kültürleri tercih etmektedir. Siirt ilimizde farklı kültür ve medeniyetlerin derin izlerini taşımakla birlikte eşsiz doğa güzelliklerinin yanı sıra ülkemizin önemli mutfak kültürüne sahip bir ilimizdir. Siirt ilinin gastronomik değerlerinin yörenin turistik tanıtımının önemli bir öğesi olarak ele alınması, otantik bir ortamda yöresel sunum şekillerine bağlı olarak konuklara sunulacak mekanların oluşturulması, ilin sürdürülebilir gelişim stratejileri içinde yerini alması, ilimizin turizm pastasından daha çok yararlanmasına çok büyük katkılar sağlayacaktır. Siirt'in büryan kebabı, kiteli, perde pilavı, yöresel tatlı ve çorbaları somut olmayan yani soyut kültürel miras listelerine dahil edilecek nice yöresel lezzetlerimiz bulunmaktadır. Neticede coğrafi işaretli ürün sayısının arttırılması, gastronomik rotaların belirlenmesi ve markalaşma çabalarına ağırlık verilmesi ilgili tüm kurum ve kuruluşların işbirliğinin koordinasyonunun sağlanması için daha çok çalışmamız gerektiğini hepimiz biliyoruz. Siirt mutfağının zengin ve tarihsel bir geçmişi olmasına rağmen ülke mutfakları arasında hak ettiği yeri alamadığını görüyoruz. Bu bakımdan Siirt ilimizin tüm gastronomik değerlerinin bir marka haline dönüştürülmesi yönünde valilik olarak her türlü desteğin verileceğini bu vesileyle ifade etmek istiyorum. Bu duygularla Türk Mutfağı Haftası'na katılan çok saygıdeğer hocalarımıza, şeflerimize, dışarıdan destek veren tüm kurumlara, kişilere ve yine burada az önce hep beraber gördük. Siirt merkezden, ilçelerimizden, beldelerimizden teşrif eden hanımefendiler, şefler, beyefendiler, öğrencilerimiz çok güzel. Başta yemek yapanlar, onları değerlendirenler, bize sunanlar ve yine bu organizasyona destek veren, düzenleyen başta İl Kültür Müdürlüğümüz olmak üzere tüm kurumlarımıza ve tüm arkadaşlarımıza hepimiz adına şükranlarımı sunuyorum. Yemekleri yapanları tebrik ediyorum. Tören jüri üyelerine hediyelerin takdimi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi. Etkinlik kapsamında kaymakamlıklar bazı kamu kurum ile özel firmada açtıkları standlarda yöresel yemek ve ürünlerini sergilediler ve halka dağıttılar. Etkinliğe ilçe kaymakamları, bazı kamu kurum müdürleri, MHP İl Başkanı Fatih Can Türk ile eşi ve kalabalık vatandaş topluluğu katıldı. Açkınımız da aynı şekilde. Yani bugün burada bulunmaktan gerçekten mutluluk duyuyoruz.